Hayat bazen beklenmedik yollara girebilir. Bu dönüm noktaları kaderi şekillendirir. Ve bazı kaderler dünyayı değiştirir. Bunlar 20. yüzyılın en ünlü liderlerinin hayatlarının dönüm noktaları. Resim yapmayı seven genç bir adamdı. Sanat dünyasını ele geçirebileceğini sandım. Hayaller dünyasındaydı. Sonunda Viyana sokaklarında evsiz kaldı. Birinci Dünya Savaşı patlak vermeseydi, Hitler amaçsız hayatına devam edecekti. İlk savaşta palazlandı, ikincide dünyanın akışını değiştirdi. 10 milyonlarca insan ölmüştü ve daha önce benzerine rastlanmamış bir barbarlık uygulanmıştı. Dönüm noktası. Adolf Hitler. Adolf Hitler 1889'da sonradan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na katılan Braunau-Ammin kasabasında doğdu. Avusturya doğumluydu ama kendini Alman olarak tanımlıyordu. Kendisini devamlı bir Alman olarak görmek ve öyle tanıtmak onun hayattaki en temel ögesiydi. Ailesinin onun doğumundan önce genç yaşta ölen iki çocuğu daha vardı. Babası Alois bir gümrük memuruydu. Otoriter bir kişiliği vardı ve evde onun sözü geçerdi. Annesi Clara kendisini yaşayan tek çocuğuna adamıştı, Adolf'a. Clara kararlı ve inatçı bir kadındı. Ve bu kocası oğluna şiddet uygulamaya başlayınca onu korumakta işe yarardı. Önceki çocuklarının ölüm acısından dolayı Adolf'a aşırı bir ilgi gösterdi. Çok büyük ihtimalle hayatındaki gerçek sayılabilecek köklü olan tek sevgi bağı annesiyle kurmuş olduğu sevgi bağıydı. 9 yaşına geldiğinde Avusturya'nın kuzeyinde Linz'in hemen yakınında bir köye yerleştiler. Sert babası ve aşırı ilgili annesinden dolayı oldukça mutsuz bir çocukluğun ardından ergenlik çağına giriyordu ve zorbalığa başlamıştı. Çocukluğu oldukça rahat geçti. Hatta şımarıktı bile diyebiliriz. Son derece tembeldi ve istediği olmadığı zaman aşırı derecede öfkelenip sinir krizleri geçiriyordu. Ama zorbanın bir hayali vardı. Küçük yaşlardan itibaren sanat dünyasını ele geçirip ünlü bir ressam olacağını düşünüyordu. Linz'deki binaları çiziyordu. Günün birinde şehri yeniden tasarlayacaktı. Ama babası onun bu tutkusunu ve hırsını ciddiye almayıp küçümsüyordu. Onun bir devlet memuru olmasını istiyordu. 1900 yılında babası Alois onu fen ve matematik ağırlıklı eğitim veren bir okul olan Realschule'ya gönderdi. Oğlunun sanatçı olma fikrinden kurtulmasını istiyordu. Okuldan nefret etti. Derslere istemeyerek giriyordu. Çok tembeldi ve fazla arkadaşı yoktu. Hiçbir alanda ilerleyemedi ve otoriteye kulak asmıyordu. Ancak takdir ettiği bir tek hoca vardı. Doktor Leopold Perch, Alman ırkının üstünlüğüne inanıyordu ve günün birinde bütün Avrupa'ya hakim olacaklarını düşünüyordu. Öğrencilerine geçmişi anlatarak onlara Alman ırkının üstünlüğünü işlemeye çalışıyordu. Sürekli eski Alman efsanelerini anlatıyordu. Ve bu durum Hitler'in çok hoşuna gidiyordu. Perch, Büyük Almanya ülkesinin ateşli bir savunucusuydu. Ve Alman ırkının üstünlüğüne inanan aşırı bir milliyetçiydi. Ve Linz o dönem Büyük Almanya ülkesinin kalbiydi. Almanya 1872'de birleştiğinde Avusturya'yı almadılar.
Bunun ardından 12 milyon Almanca konuşan Avusturya vatandaşı kendisini dışlanmış hissetti. Avusturya'daki en büyük topluluktu ve ana vatanlarına dönebilmek istiyorlardı. Hitler'in babası da Alman milliyetçisiydi. Almanlardan daha Alman bir Avusturyalı. 3 Ocak 1903'te Hitler 13 yaşındayken Alois hayatını kaybetti. Hitler bunu ilk duyduğunda şoka girdi. Hatta gözleri doldu. Sonuçta babasına saygı duyuyordu. Ama babası ona şiddet uygulardı. Bir noktadan sonra artık bu olamayacağı için rahatlamıştı. Hitler sanatçı olmak konusunda babasıyla hiç anlaşamamıştı. Real Schule'ye devam etti ama aldığı kötü notlar yüzünden okul onu kovmadan o okuldan ayrıldı. Okuldan hala nefret ediyordu. Çok zayıf bir karneyle okuldan ayrıldı ve iş bulması oldukça zordu. Artık resmen okuldan terkti. Kendine bir iş bulamamıştı. Oradan oraya sürükleniyordu. Elle tutulur yaptığı tek şey çizmek, okumak ve yazmaktı. İş bulma fikrinden nefret ediyordu. Bu ona göre bir şey değildi. Hayatta hiçbir amacı yoktu. Miskinlik adeta onun için bir erdemdi. ...1906 yılının başlarında köyde yaşayan 17 yaşındaki Hitler, dünyanın en önemli sanat merkezi olan Viyana'ya gidebilmek için annesini ikna etmeyi başardı. Sonunda Viyana şehrine vardığı zaman ağzı açık kalmıştı. Çünkü Viyana, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun kalbiydi ve kelimenin tam anlamıyla bir kültür şehriydi. Hitler, muazzam mimari karşısında büyülenmişti. Viyana sokaklarında yürüdü, binaları, evleri, dükkanları inceledi ve büyük şehir hayatını görünce bir anda ufku açıldı. Gezisinde en çok etkilendiği Wagner'in operaları oldu. Kendisini intikam peşinde koşan efsanevi kahramanlarla özdeşleştirdi. Tam bir Wagner fanatiğiydi ve toplamda en üst seviyede icra edilen 3 Wagner operası izledi. Ve bu hep onunla kaldı. Adeta hayatı yeni bir anlam kazanmıştı. Hitler, operaların yenilikçi sahne tasarımcısı Alfred Roller'den derinden etkilendi. Roller, sade sahne tasarımları yerine dramatik tasarımlar kullanıyordu. Açık ve koyu renkler arasında keskin kontrastlar vardı. Aynı şekilde ölçüler arasında da. Bu sayede sahnedeki şekiller çok ufak ve arka planlarsa olağanüstü geniş algılanabiliyordu. Yıllar sonra Hitler, Roller'in sahne prensiplerini propagandaları için kullanacaktı. Es ist der glanzvolle Tag der Aufrichtung einer neuen großen Volksgemeinschaft über alle Gebiete hinweg, sich breit. 1907'de Viyana'da gördüğü sanat ve mimariden çok etkilenen Hitler, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne başvurmaya karar verir. Annesi onu destekler. Bunun amaçsız oğluna bir yön vereceğini umar. Hitler'in mükemmelliği olan hırsı, sanat akademisine kabul edilip herkesin tanıdığı çok başarılı bir sanatçı olacağım ve kaderim olması gerektiği gibi önümde şekillenecek düşüncelerinin etrafında ete kemiğe bürünmeye başlamıştı. ...19 yaşındayken Viyana Sanat Akademisi'nin zorlu sınavına girer. Sınava girer ve oradan ayrılırken sınavı geçtiğine emindir. İlk sınavı geçmesine rağmen akademi onun çizimlerini yeterli bulmaz ve onu reddeder. Reddedilmişti ve bu durum onu mahvetti. Bir sanatçı olma hayali tamamen yıkılmıştı. Bir diğer deyişle kaybolmuştu.
Bu olay kendine olan inancı ile ilgili yaşadığı ilk büyük şoktu. Çünkü o ana kadar bir şekilde başarısız olabileceğini asla düşünmemişti. Hitler'in hayatında kötü bir dönem başlamıştı. Sanat Akademisi'nden reddedildikten sonra ikinci bir sarsıntı geçirdi. Annesi ileri derecede meme kanseriydi. Linz'e döndü ve acılı tedavi süresince ona baktı. Tüm kaynaklarda annesi için büyük bir yas tuttuğunu, ona olabilecek en iyi şekilde bakıp başından sonuna kadar yanında olduğunu görürüz. 21 Aralık 1907'de Clara 47 yaşındayken öldü. Clara onunla güçlü bir bağ olan ve onu sürekli destekleyen tek kişiydi. Ölümüyle birlikte amaçsız ve boşlukta kalmıştı. Ancak henüz bu bencil karakterin gelecekte neler yapacağını kimse bilmiyordu. Şimdilik yaşadığı talihsizlikler onu evsiz ve kederli bir şekilde bırakmıştı. Hitler, 20. yüzyılın tartışmasız en kötü şöhretli kişisidir. Oysa 20. yüzyılın başında işsiz, sıradan, silik biriydi. Tek arzusu olan sanatçı olma hayali, Viyana Akademisi'nden aldığı red cevabıyla yıkılmıştı. Kaderinden şüphesi olmadığı için tekrar denedi ve tekrar başarısız oldu. Kaderci bir kişilik olarak kendi geleceğiyle ilgili inandığı her şeyin yerle bir olduğuna inanmak istemiyordu. Dahi bir sanatçı olma hayalleri suya düşmüştü. Bu onun kaldırabileceğinden fazlaydı. Sanat Akademisi tarafından reddedilmesinin hissettirdiği aşağılanma duygusu ona öfke olarak yansıdı. Orayı yıkmak istiyordu. Ve bu nefreti Avrupa'daki tüm modern sanat hareketine yayılacaktı. Geleneksel yöntemlere kafa tutan ve gerçekleri yansıtmak için yeni yollar arayan devrimci sanatçılar ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu çok büyük bir devrimdi. Hitler, modernizmin yeni ustalarından nefret ediyordu ve onları dejenere diye adlandırıyordu. O tam bir klasik sanat fanatiğiydi diyebiliriz. Ona göre ideal ve gerçek güzellik klasik sanatta gizliydi. Modern sanatçıların yeni şeyler deneyerek sanatı bozduğunu düşünüyor ve bunu korkunç buluyordu. Anlamıyordu. Bütün bu modernizm hareketini toplum için yıkıcı ve çürümüş bir hareket olarak tanımlıyordu. Üstelik sadece sanatsal anlamda değil. Siyasal olarak da Yahudiliği ve komünizmi aynı kefeye koyuyordu. Bunlar kafasında bir tek komplo teorisi olarak birleşiyordu. Sanat Akademisi tarafından reddedilmenin hayal kırıklığıyla Hitler işsiz bir serseri olmuştu. O artık Viyana sokaklarında yaşıyordu. 2 milyonluk nüfusuyla dünyanın 6. büyük şehri olan Viyana, hem çok yoksulları hem de aşırı zenginleri barındırıyordu. Toplumun çok farklı kesimlerinden ve sosyal statülerden gelen milyonlarca insanı misafir eden Viyana, Avrupa'nın en hızlı büyüyen şehirlerinden biriydi. Bu anlamda istikrarsızlığa çok açık bir yerdi, hatta devrime. 20 yaşındaki genç, bu zıtlıklar şehrinde artık yolun sonuna gelmişti ve parası tükenmişti. O kış süresince üzerinde bir paltosu bile kalmamıştı. Parklardaki bankların üzerinde yatıyordu. Hayatı boyunca hor gördüğü insanlardan birine dönüşmüştü. Bir evsizler barınağında kalmaya başladı ve ilk defa orada kendine bir dinleyici kitlesi edindi. Yoksulluğunun derinliklerinde Hitler kendi sesini buldu. Orada yeni bir kimlik edindi. Kendi fikirleri ve bunun yanında keskin bir dili olan birinin önemini fark etti.
ve böyle birinin öfkesiyle karşılaşmamak için onu kışkırtmak istemezdiniz. Viyana sokaklarının resimlerini çizdiği kartpostalları satarak para kazanmaya başladı. Bu iş Hitler'e kendini tekrar yoksulluk sınırının üstüne çıkarabilecek kadar para kazandırıyordu. En azından hayatı bir nebze de olsa düzene girmişti. Öfkesi giderek onun bu halde olmasına sebep olan birilerini bulmaya yöneliyordu. Toplumun en aşağı tabakasındakilerle birlikte hayatta kalmaya çalıştığını görünce, başına gelenler için suçlayacak birini aramaya başladı. O sırada antisemitizm Avrupa'da hızla yayılıyordu. Bu şiddet yanlısı bir antisemitizm değildi. O dönem pek çok kişinin hissettiği Avrupa'ya özgü bir durumdu. Bu ırkçı ortamda Hitler de hızla fanatiklerin yanına çekiliyordu. Viyana'da oldukça belirgin bir antisemitik ve anti-Bolşevik toplum vardı. Bunların arasında politikacılar, yazarlar gibi halkın önde gelen kişileri de yer alıyordu. Bu denli çok olmalarının nedeni Viyana'da geniş bir Yahudi cemaat vardı ve önemli meslekleri ellerinde tutuyorlardı. Aynı dönemde milliyetçilik de Avrupa'da yayılıyordu. Avrupa'daki güçlerin toprak nedenli şiddetli rekabetleri bölgede düşmanlığı ve tansiyonu artırıyordu. Avrupa genelinde güç kavgaları başlamıştı ve iki birlik ortaya çıkmıştı. Bir tarafta Rusya, Fransa ve İngiltere büyük baskı uyguluyordu. Diğer tarafta ise Almanya, Avusturya ve müttefikleri vardı. 1913 yılında Hitler askerlik için Avusturya ordusuna çağrıldı. Ama Hitler doğduğu ülke için savaşmamaya kararlıydı. Hitler Viyana'dan ayrıldı ve o artık bir asker kaçağı olmuştu. Münih'e, gerçek vatanı kabul ettiği Almanya'ya gitti. Orası aynı zamanda siyasal kimliğini de bulacağı yerdi. Almanya'yı seviyordu. Aynı tarih öğretmeninin ona aşıladığı gibi. Münih'te Hitler'in henüz bir planı ya da siyasi bir arzusu yoktu. Ama büyüyen bir öfkesi vardı. Bir süre sonra Hitler öfkesini yönlendireceği bir yer buldu. Dünya savaşa giriyordu. Hitler Alman ordusuna katılmak için hemen gönüllü oldu. Avusturya vatandaşlığına rağmen kabul edildi. Büyük Alman ülküsü hayalini gerçekleştirmek için eline bir şans geçmişti. Bunun Almanya'nın kaderi olduğuna inanıyordu. Eğer savaş olmasaydı, Hitler muhtemelen hiçbir gayesi olmayan, amaçsız bir birey olarak hayatına devam edecekti. Savaş ona bir alan açmış oldu. Savaş Hitler'i keyiflendirmişti. Savaş süresince ilahi bir gücün onu ilerideki muhteşem geleceği için bir şekilde koruyup kolladığına inanıyordu. Yoldaşları inançlarını yitirdiğinde bile Hitler büyük Alman ülküsü hayalinden hiç vazgeçmedi. Hitler ve pek çok Alman askeri için kritik noktaysa şuydu. Askerler 1918'in sonlarına kadar savaşı kazandıklarını sanıyorlardı. Komutanları kaybettiklerini bilmesine rağmen. Hitler'in Almanya'nın zaferine dair sarsılmaz inancı yara almıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Hitler neye dönüşebileceğinin sinyallerini veriyordu. Yalnız ve işsizdi. Hala kartpostal çizerek büyük bir ressam olabileceğini düşünüyordu. Ancak savaş çıktıktan sonra kendini tamamen bu fikre adadı. Savaş onu başarısızlıklarından, küçük düşürülmekten ve reddedilmekten kurtarmıştı. İtilaf devletleri savaşın son aylarında Almanya'yı geri püskürtüyordu. Ordu tamamen dağılmıştı.
Savaş alanlarında sürekli yenilgi alıyorlardı ve hiçbir yardım gelmiyordu. Sahadaki askerler orada terk edilmişti. 14 Ekim 1918'de Hitler'in birliği İngiltere'nin saldırısına uğradı ve bu saldırıda hardal gazına maruz kaldı. Gaz yüzünden geçici kör olmuştu. Hastanede tedavi görürken Almanya'nın teslim olduğu haberini aldı. Hitler'in hastanede yatarken aldığı habere göre Alman ordusu çökmüştü ve artık dayanamayıp teslim oluyordu. Ordu tamamen küçük düşürülmüştü. Almanya teslim oluyor. Savaş saat 14'te bitecek. Doktorlar bandajları açtıklarında Hitler artık bambaşka bir dünya görüyordu. Bu Adolf Hitler'in dönüm noktasıydı. Almanya'nın yenilgisi onu perişan etti. Ama bu yenilgi Almanya ordusunun intikamını alabilmek için onu başka bir yola soktu. Birinci Dünya Savaşı bütün hayatını şekillendiren bir tecrübe olmuştu. Artık bundan böyle lider olmalıydı. Her şeyi düşündü. Almanya teslim olmaya yanaşan bütün komutanlar ve politikacılar tarafından sırtından vurulmuştu. Bunlara Kasım suçluları adını verdi. Ve tabii ki işin sonuna gelindiğinde barış isteyen taraf genelde Yahudilerden oluşan sol görüşlü ve komünist kitlelerdi. Almanya'nın teslim olmasından 10 gün sonra Hitler Münih'e döndü. Ülke politik, ekonomik ve sosyal bir kargaşa içindeydi. Ülkedeki bu kaosu kendi lehine çevirmeyi başardı. Bunu yeni propagandalar hazırlayıp politikaya atılarak yaptı. Hitler, Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda bir konuşmacı ve ideolojik bir propagandacıya dönüştü. Eğer bu savaş olmasaydı, muhtemelen o sadece sokakta önünden geçenlere bağıran sıradan insanlardan biri olacaktı. Hiperenflasyon ve hızla tırmanan işsizlik yüzünden ülkede sosyal bir kaos yaşanıyordu. Alman toplumu çok büyük bir kriz içindeydi. Bu da Hitler'in konuşmalarında yer alan antisosyalist, antibolşevik ve antisemitik mesajlarının toplum tarafından kabul görmesini sağlıyordu. Almanya gibi kültürlü ve aydın bir toplumun Hitler gibi sıradan ve niteliksiz bir adamın peşine takılması aslında Almanya'nın ne kadar çaresiz durumda olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Adolf Hitler 1932'de Nazilere zafer kazandırdı ve ertesi yıl Almanya şansölyesi oldu. Irkçı ve tehlikeli fikirlerini toplumda yaymak için çok geniş bir propaganda yapmakta hiç vakit kaybetmedi. Manipüle etme sanatının gücünü anlamıştı. İnsanların hislerine hitap edecek gösteriler yaratmayı öğrenmişti. Ve bu gösterilerde büyük hayranlık duyduğu sahne tasarımcısı Alfred Roller'dan ilham alıyordu. Hitler'in Birinci Dünya Savaşı'nın intikamını alma ve sadece safkan insanların yer aldığı bir imparatorluk yaratma hayali, dünyayı insanlık tarihinin en korkunç çatışmalarından birine soktu. Viyana sokaklarında sefalet içinde yaşayan başarısız sanatçı, bir soykırım, savaş ve katliam mimarına dönüşmüştü.